Arkadaşlarım, nasılsınız? Elhamdülillah çok iyisiniz. Hoş geldiniz. Geçen videomuzda idgam-ı misleyn ve idgam-ı misleyn meal gunneden bahsetmiştim. İdgam-ı misleyn ne demekti? Aynı harflerin ilki cezimli, ikincisi harekeli gelirse birbirine katılması durumuydu. Şimdi sizlere bol bol örnek göstermek istiyorum. Geçelim mi? Evvezenuhum. Evvezenuhum. Bu örnekte vav harfi cezimli. Kendisinden sonra yine bir vav harfi gelmiş, harekeli. Bunu ayrı ayrı, yani ev veze diye okumak yerine birleştirerek okuyoruz. Yani bir şeddeleme işlemi yapıyoruz. Evvezenuhum. Anladık mı? Şimdi sıra sizde. Söyleyin. Aferin. Beraber okuyalım. Evvezenuhum. Şimdi ikinci örneğimizi görelim. Lem nec'allehum. Lem nec'allehum. Lam harfi cezimli gelmiş. Lamdan sonraki harfimiz de lam ve o da harekeli gelmiş. Aynı harfler bu şekilde yan yana gelirlerse idgam-ı misleyn oluyordu. Yani bu harfleri şeddeliymişçesine okuyacağız. Tekrar edelim. Benimle söyleyin. Lem nec'allehum. Lem nec'allehum. Fe la yusrif fil gatli. Fe la yusrif fil gatli. Burada yusrif fil gatli diye harfleri ayırmak yerine ne yapıyorum? İki F'yi birleştirerek okuyacağım. Benimle birlikte tekrar edin. Fe la yusrif fil gatli. Fe la yusrif fil gatli. Testedir aleyhi. Testedir aleyhi. Aynı harfleri yan yana gelmiş, bir bütün olarak okuduk. Şimdi diğer örneğimiz. Vezkür rabbeke. Vezkür rabbeke. Ra harfleri idgamı misleyn olmuş. İzzehebe. İzzehebe. Zel harfleri yan yana gelmiş. İlki cezimli, ikincisi harekeli ve idgamı misleyn olmuş. Peki, idgamı misleyn meal gunne ne demekti? Arapçadaki bütün harfler bu şekilde yan yana gelirlerse idgamı misleyn oluyordu. Ama mim ve nun bu şekilde yan yana gelirse bir de tutma işlemi yapıyorduk. Yani idgamı misleyn meal gunne oluyordu. Yine aynı işlemi yapıyorduk ama ekstra bir de tutuyorduk. Hadi örneklerini çözelim. En-ne'bude. Nun harfi cezimli. Daha sonraki harf nun harfi harekeli. Bir katma işlemi yapıyorum yine ve bu katma işlemini yaparken nun ve mimden biri olduğu için ekstra bir de tutuyorum. Benimle birlikte tekrar et. En-ne'bude min nefsin. Min nefsin. En-ne'küle. En-ne'küle. Kem min fi'etin. Kem min fi'etin. Burada iki tane kural görüyoruz. Hemen inceleyelim. Mim'den sonra mim gelmiş, idgam-ı misleyn meal gunne olmuş. Aynı harfler yan yana gelirse ve bu mim ya da nundan biri olursa
hem katılır hem de tutulur. Ekstra bir de burada cezimli nun kuralı görüyorum. Eğer bu kuralı bilmiyorsanız önceki videolarıma bakmayı deneyebilirsiniz. Yukarı linke bırakacağım. Hemen bakalım. Nun'dan sonra F harfi gelmiş. Orada da bir ihfa işlemi yaptım. Benimle birlikte tekrar et. Kem min fiyetin enfusihim min. Nun'dan sonra yine F gelmiş. Burada ihfa kuralım var. Yine dediğim gibi eğer bilmiyorsanız önceki videolarıma bakabilirsiniz. Diğer kuralıma bakalım. Mim harfinden sonra cezimli, harekeli mim harfi gelmiş. Katarak ve tutarak okuyorum. Benimle birlikte tekrar et. Enfusihim min. Şimdi diğer örneğime geçiyorum. Ennehüm mülâku. Cizimi mimden sonra harekeli mim gelmiş. Burada ne yapıyorum? Katarak ve tutarak okuyorum. Benimle birlikte söyleyin. Ennehüm mülâku. Şimdi diğer örneğimiz. Emmen essese. Yine burada da iki tane kural var. Mim'den sonra mim gelmiş. İdeamı misleyin, meal günlü olmuş. Bir de cezimli nun kuralı görüyorum. Hangi kural sizce? İshar. Evet, ishar yani cezimli nun'dan sonra boğaz harfi gelirse açıktan bir işlem yapmadan okuyordum. Bunu da bilmiyorsanız yukarı link bırakacağım. Mutlaka önceki cezimli nun videolarıma bakmaya çalışın. Şimdi benimle birlikte tekrar edin. Emmen essese. Evet, umarım örneklerim işinizi kolaylaştırmıştır. Eğer hala anlamadıysanız mutlaka yorum kısmına yazın. Zaten sizlerle bol bol tecvid videoları çekeceğim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Eğer videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi, paylaşmayı ihmal etmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.